Herkese merhabalar. Fiziğin ön yargılarını yıkan kanala, Fizmat Serat YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sizden gelen soruları çözüyoruz. Bölüm 2 TET Fiziğe bir gün önce başlamıştık. Soru sayısı gerçekten çok fazla. Tekrardan yoğun ilginizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar video süresi çok uzun olmasın diye TET Fizik bölümünü yani ikinci bölümü İki kısma ayırmıştım. Birinci kısmı dün paylaştım. İkinci kısmı da bugün paylaşıyorum. Önümüzdeki hafta yani şu an videonun paylaşıldığı 27 Kasım haftasında yeni bölümümüz 3. bölüm yani tyT Optik olacak. Optikle ilgili olan tüm sorularınızı toplulukta ve Instagram Fizman Serhat hesabında paylaştığım numaradan bana iletebilirsiniz. Fazla vakit kaybetmeyelim videomuza geçelim gençler. Buna göre S anahtarı kapatılırsa voltmetrede okunan değeri sormuş bize. Şu an voltmetrede 5 okunuyor ve şu 1 yok artık görmezden gelmiyoruz. Anahtar açık olduğu için yok. O zaman 2 ile bir seri bağlı yani 3. Voltmetre 5 ise voltmetre sadece 1'e bağlı olduğu için akımda o zaman arkadaşlar 5 olacaktır. Yani voltmetrenin değeri 15 olacaktır. Problem yok. Anahtar kapatılınca 1 1 paralel yani 1 bölü 2 artı 2 yani 5 bölü 2 eşittir çarpı akım eşittir 15'ten artık akım değerimiz bizim ne gelecektir gençler 6 gelecektir bu 6 amperin 3'ü buradan 3'ü buradan geçecek voltmetre 3 c şıkkı doğru cevabımız. Üreteç bir dakikada suyun sıcaklığını kaç derece arttırabilir diyor. Arkadaşlar burada elektriksel enerjiyi 4'e bölerek ısı enerjisine ulaşabiliriz. Peki ben ne kullanayım? 20 volt direnç 10 sa akım 2'dir. Ve ben şunu kullanayım. I kare RT eşittir. 4 mc delta T kullanmam lazım. 1 kalori 4 cule eşit olduğu için yaklaşık değer tabii ki de bu. Akım 2 karesi 4. Direnç 10. Zaman saniye olacak 60. 4. Kütleyi 100 gram almışız. Tamam. Biz burada gramda bırakalım. C öz ısı 1. Delta T'yi bana sormuş. Bakalım arkadaşlar. Sıfırlara elveda. Dörtler güle güle. Delta T'ye 6. Yani suyun sıcaklığı 6 derece artıyor. 1. Kettle mantığıdır bu. Kettle çalışma prensibidir. Bilginiz olsun. Buna göre bu durum ile ilgili olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi aynı fiziksel ilkeye dayanır demiş. Cenga eşit parçalara bölünmüş tatlı blokların üst üste dizilimiyle oluşturulan kulenin dengesinin bozulmadan bloklarının çekilmesinin amaçlandığı oyundur. Bir tür denge ve konsantrasyon oyunu olup amaç doğru bloğu almaktır. Çekir bir de eş tatlı bloklardan oluşturulmuş bir kule gösterilmiştir. Kule içinde bir bloğa bir ev kuvvetiyle vurulduğunda kuvvet uygulanan blok yere düşerken diğer bloklar kule şekil 2'deki gibi görünümü almıştır. Ben burada gerçekten eylemsizliği size anlattım arkadaşlar. Ucunda elma saplı bulunan bıçağın sap kısmının masaya hızlıca vurulduğunda elmanın bıçağı daha çok saplanması tabii ki de arkadaşlar eylemsizlik olacaktır. Bir bardağın ağzına kağıt kapatılıp kağıdın üzerine bozuk para konulduktan sonra kağıdınızla çekilmesiyle bozuk paranın içine düşmesi bu da eylemsizliktir. Motosiklet üzerinde giden bir kişinin motosikletle bir engele çarptığında yani fren misalinde motosiklet üzerinden öne fırlaması da eylemsizlik olacaktır. Uzun soru ama çok basit soru. Uzun sorular gerçekten kolay sorulardır. E şıkkı doğru cevabımız. Kütleleri eşit tatlı ve demir çekildeki gibi içinde havanın olmadığı kapta KL dinometrelerine asılıp dengelendiğinde dinometrelerde okulan değerler sırasıyla TK ve TL oluyormuş. Cisimler kabın dışına çıkarılarak açık havada dengelendiğinde dinamometrede okunan değerler ve artık ip gerilme yani başlangıçtaki ilişkiyi bize sormuş. Önce de arkadaşlar başlangıçta kütleleri eşit ki zaten herhangi bir hava ortamı olmadığı için artık ağırlıkları eşit olduğundan TKTL'ye eşit olacaktır. Peki artık kabın dışına çıkarılıp açık hava dengelendiğinde tabii ki de arkadaşlar son durumda demir bilyenin Hacmi daha fazla olduğundan tahtaya göre burada demir birliğinin ölçeceği değer daha fazla olacaktır. B şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Atmosfer basıncı arttırılırsa suyun donması zorlaşır. Suyun donması zorlaşır. Kaynaması zorlaşır. donmasıyla ters orantılı kaynaması ile arkadaşlar doğru orantılı. Su buharının yoğunlaşması kolaylaşır. Atmosfer basıncı deniz seviyesinden yukarılara çıkıldıkça azalacağından su artık 100 derecenin altında kaynamaya başlayabilir. Ama bu çok minimalize farklar gençler. Yani öyle 90, 80 derece gibi değil. D doğru cevap. Çekirdeki düzenekte sıvı dolu kaba bağlı olan borunun ucundaki musluk açıldığında yani buradan bahsetmiş Suyun ilk andaki akış hızı H1, H2 ve H3 yüksekliklerinden hangilerine bağlı demiş. Arkadaşlar bu artık musluğun ucunun sıvının en üst seviyesine olan yani çıkışının en üst seviyesine olan yüksekliğine bağlı derinliğine bağlı H3'e bağlı. Burada şeyi sorsaydı iki farklı musluk olsaydı o zaman iki musluğunda aralarındaki farka bakabilirdik. Giriş önemli değil. Neden önemli değil? Çünkü sıvılar yani akışkanlar basıncı her yöne aynen ilettiklerinden dolayı. Özdeş dirençleri şekildeki gibi bağladığında K ve L noktaları arasındaki eşdeğer direnç artık 5 oluyormuş. R kaçtır diyor. Buraya L verdik. Buraya K verdik. Buraya M. Buraya M. Buraya N. Buraya N dedim. Şimdi arkadaşlar K en başa. L en sona. K'den N olduğu için N bu N buraya. O zaman M de buraya olacak. K'den N'ye R var. N'den M'ye 1. Tamam. M'den L'ye 1. E burada da 1 var. Süper. Yukarısı 2 R'ye geldi. 2 ile 1'i paralel bağladım. 2 bölü 3 çarpımları bölü toplamları. Artı R. Yani 5R bölü 3 eşittir 5'tir. Direncin değeri de 3 gelecektir. C şıkkı doğru cevabımız. Optik sorusu. Odak uzaklıkları F1 ve F2 olan tümsek aynalara gelen I ışık ışını şekildeki gibi bir yol izlemiştir. F1 bölü F2 oranını sormuş. Şimdi arkadaşlar. Tümsek ayna zaten her zaman yakında olacak. Bunda bir problem yok. Şimdi bakalım. Gönderilmiş. Hee, burası F. Burası Eksi f bölü 2. Tamam. Demek ki f1'in odağı 2'ymiş. Ardından bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 2,5. Yani yine f'e eksi f bölü 2 oranı var. O zaman 2 bölü 5. C şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Özel ışın yok arkadaşlar. Yani asal eksen, odak, merkez gibi değil. F'e eksi f bölü 2 oranı var. 2 tümsek aynada da. Özdeş üreteç ve özdeş dirençlerden oluşan şekildeki elektrik devresinde Dirençlerden belirtilen yönlerde i1 ve i2 büyüklüğünde akımlar geçmektedir. Öncelikle arkadaşlar i1 ve i2 oranını sormuş bize bakın Burada Şöyle geçmiş tamam e, O zaman ikisi de seri olduğundan 2V eşittir i1 çarpı R olacak Buradan geçin ise sadece ortadaki üreteç V eşittir i2 çarpı R olacak. i1 bölü i2 oranı D şıkkı 2 sorumuzun doğru cevabıdır. Direnci R olan bir tel 3 eşit parçaya kesildikten sonra bu parçalar paralel bağlanmış. Öncelikle öz çarpı L bölü A'ya R diyorsam 3'te birine artık R 3, R bölü 3, R bölü 3 R bölü 3 derim. 3'ü de paralel bağlanmış. 3'ü de aynı değerde. Al bir tanesini böl 3'e. 1 bölü 9 A şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır gençler. Şekildeki gibi yerleştirilmiş olan kesişen iki düz zamanının arasında duran ilk cismi için hangileri görüntüleri olamaz demiş. Bakalım ilk cisminin görüntüsü burası olabilir. Burası da olabilir. Bak görüntü burasıysa görüntünün görüntüsü T'de. Tamam. Evet görüntünün görüntüsü bir buçuk bir buçuk L'de. Tamam. L'nin görüntüsü R'de. E arkadaşlar devam edeceğiz böyle. Bakalım ardından neresi var? Bu görüntünün görüntüsünü aldık. Bir artık aynayı şöyle uzattım. Bir buçuk bir buçuk M'de var. Artık diğerleri yok. Yani üstteki aynaya X alttaki aynaya Y diyeyim. X'teki görüntüsünün Y'deki görüntüsü. Y'deki görüntüsünün X'teki görüntüsü x'teki görüntüsünün y'deki görüntüsünün x'teki görüntüsü diye uzatabilirsiniz. Sonsuz tane oluşacak zaten ama k, n ve s oluşmuyor gençler. P'yi de oluşturalım. P'yi de unutmayalım ki zaten farkındaysanız o da R'ninki olacaktır. Tek tek yazmadım. Şekil olarak gösterdim. Devam ediyorum. Çok güzel bir genleşme sorusu. Şimdi başlangıçta sıcaklıklarım T1. Sıcaklıklar T1'den farklı olan T2 değerine getirildiğinde uzaklık değişmiyormuş. Ama şimdi arkadaşlar genleşmedeki ya da boyundaki değişim uzama da olabilir kısalma da olabilir. İlk boya genleşme kas sayısına sıcaklık değişimine bağlı. Şimdi eğer bu maddenin sıcaklığı arttırılıyorsa kesinlikle L daha fazla uzamış olması lazım. Maddenin sıcaklığı azalıyorsa da o zaman ben kesinlikle şunu diyorum arkadaşlar. Uzama kastedir asla eşit değil. Çünkü K L'ye göre daha uzun demek ki bu mesafenin değişmemesi için L'nin genleşme katsayısı daha fazla olmalıdır. Eşit miktarda uzamış olabilirler ama eşit miktarda büzüşmüş de olabilirler. B şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Bu kaba bir bardak daha su konulacak. Suyun kabın tabanına uyguladığı basınç ve basınç kuvvetinin büyüklüğünü bana soruyor. Şu an bir bardak basınç arkadaşlar. Bir bardak su HDG dedim. HDG eşittir P'ymiş. Var mı problem? Herhangi bir problem yok. Bir bardak daha koyduğumda yüksekliğim artık H ile 2H arasında olacak. Çünkü kap gittikçe genişliyor. Bu yüzden P de F de 2 çar katına yükselemeyecek. A şıkkı sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Bu sorumuzun C olması için kabın düzgün yükselmesi lazımdı bilginiz olsun. Devam ediyoruz. Bir tane TYT manyetizma gelmiş. Çok güzel bir soru. İlk cismi dengedeyken ipin düşeyle yaptığı açı alfaymış. Hangileri yapıldığında alfa azalır diyor. Öncelikle buradaki manyetik alanı azaltmamız lazım. Yani akımı azaltmak lazım. Ardından bu cismin ağırlığını arttırabiliriz. Kütlesini arttırabiliriz. Yerçekim ivmesini de arttırabiliriz. Bak yerçekimi ivmesinin azaltılması işime yaramaz. Reostu sürgüsü yukarı doğru çekilirse direncin boyu artacağından direnç artar akım azalır. Doğru. Pirin kutuplarının ters çevrilmesi sadece yönü değiştirir. Ama buradaki ilk cismini çekmeye devam edecektir gençler. Sorumuzun doğru cevabı yalnız bir a şıkkıdır. Çekirdeki elektrik devresi özdeş dirençlerle kurulmuş. Ben biraz bir tık daha böyle görüntü kalitesi kötü olabilir diye şöyle göstereyim. Şöyle gösterdim. Süper. Burada da ne var? Pil var. Harika. Şimdi gençler özdeş dirençler ya. R, R, R. Burası 3R bölü 2. E burası da R. Bakın buradan iyi geçiyorsa buradan iyi geçer. Buradan 2'yi geçer. Buradan 3'i iyi geçer. kol akımı 5'iydir. C şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Elektriksel gücü 50 watt olan diyor. Yazdım. P eşittir 50 yazdım. Potansiyel fark akım grafiği. Direnci bulalım. 100'ü 2 bölü 100'e böldüm. Çok gelecek. 100 bölü 0,02 yani 10.000 mi olur? 5000 direncimin değeridir gençler. Bu da direncin değeridir. O zaman en fazla kaç voltluk potansiyel fark altında bozulmadan çalışabilir diyor. V kare bölü direnç benim için 50 gelecek. Ben burada akım kullanmama gerek yok. Hiç ne gerek var? Direkt bana zaten potansiyel fark sormuş. V çarpı V bölü 5000 eşittir 50 ise arkadaşlar C şıkkı 500 sorumuzun doğru cevabıdır. Şekilde görüldüğü gibi düzlem anne ve çocuk birbirlerine doğru sırasıyla 3V ve 5V sabit hızlarıyla hareket etmektedirler. Bu hareket sırasında görüntü ise 13V sabit hızıyla aynanın hareket yönünde ilerlemektedir. Çocuk ve aynanın hızları korunarak aynı deney su altında yapılsaydı görüntünün hızı diyor. Arkadaşlar bu yansıma yansımada ortam önemsiz o yüzden 13V mi ilerliyor 13V ilerlemeye devam edecektir. Geçtiğimiz yıllarda sınavda karşımıza geldi güzel çocuklar. Kırılma olsaydı ancak ve ancak ortam bizi etkilerdi. Yansıma ortam bizi etkilemiyor. KL noktaları arasındaki eş direnç. Harflendirme yapmadan bu sorudan hiçbir şey anlayamayız. L L burası da L e burası da L. Hmm. Kısa devre. Arkadaşlar burası da kısa devre o zaman iki tane direnç paralel bağlanmış. İkisi de aynı olduğu için al birini böl 2'ye. A şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Enerji kavramı ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Tabii ki de enerji değişimi yapılan netişe eşittir. Bir cismin üzerine yapılan iş yoksa o zaman enerji korunacaktır. Çünkü yapılan iş enerji değişimi. İş yapılmadıysa enerji korunur hareket eden bir cisme hareketiyle aynı yönde bir kuvvet uygulanırsa cismin kinetik enerjisi artar diyor. Ya arkadaşlar yokuş yukarı çıkan bir cisimse o an hızını azaltmamaya çalıştırıyoruz. Yani kesin diyemem. Sürtünme de var ya burada belki sabit hızlı gidiyor. Kesinlikle dediği için E şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Buna göre ampermetrede okunan değeri sormuş. Harflendirme yapmadan olmaz. K, L. Burası L. Ampermetre iştiren çok küçük. Devam et. L. Burası K. Burası M. Kemal. Bay Kemal'i yazdık. K'den M'ye 4 var. M'den L'ye 6 ve 3 var. E, K'den de L'ye 9 var. Şimdi arkadaşlar burası kaç? 2. Çarpımları bölü. Toplamları. 4 daha 6. 6 çarpı 9 bölü 15. Eş değer direncim. Yani sadeleştirme yapalım. Böldüm 3'e 3, böldüm 3'e 5. 18 bölü 5. Artık potansiyel farkı dirence böldüğümde akım 5 gelecektir. Şimdi akım 5 geliyorsam yukarısı 9 aşağısı 6 mı? Buradan 2 geçer buradan 3 geçer. Hemen bakıyorum. K'den M'ye 4'ten 3 geçti. Yukarıdan 2 geçti. M'den L'ye 6'dan 1 geçecek. Buradan 2 geçecek. Hop 3 amper yani D şıkkı olsun sorumuzun doğru cevabı. Noktasal ışık kaynağı ve ortasından iki eşit parçaya ayrılmış saydam olmayan kürelerin parçaları karanlık bir odadaki beyaz perdenin önüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Öncelikle arkadaşlar burada maalesef ki bir tane tam gölge var ki bir tane küre var. Bak burası küre tarafına bakıyor. Demek ki bu üst taraf küre olacak. Tamam tamam gitti maalesef. Aşağısı ise arkadaşlar küre olmuyor. Yani olduğu gibi oluyor. Sadece bunun yapışık olduğunu görmemiz ve değişik olduğunu görmemiz sorumuzun doğru cevabı olmasına yeterlidir. X lambasının direnci Y'den büyük olduğuna göre. Bunlardan bir tanesini alırsın. E1 eşittir. Kesinlikle doğruyu soruyor bize. Tamam. I1 çarpı X'in direncine 2 dedim bilerek daha büyük olduğunu göstermek için. E2 de i2 çarpı y'ninkine de 1 dedim. Şimdi o zaman x'ten geçen akım y'den küçüktür diyor arkadaşlar. Şimdi parlaklıkları eşit ya. O zaman ben diyorum ki i kare çarpı r, i kare çarpı r. Yani burası artık 2r. E o zaman direnci büyükse akımı küçük olacak. Birinci öncülüm doğru. E, şimdi arkadaşlar değer verdik ya. Bakalım hadi. Burasının i'si 1 buranın akımı kök 2. Yerine koyduğumuzda sayısal değer e 12den 2'den büyük olacak. Akımlar eşit değil. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. Uzay istasyonundan dışarıya çıkmak zorunda kalan astronotların kıyafetleri basınç düşüklüğünden koruyacak şekilde yapıldığı gibi dış yüzeyinin rengi özellikle beyaz yapılır. Bu onları güneşten korumak için gereklidir. Beyaz renkli elbise astronotları güneşten gelen sıcak gazlardan değil Beyaz renk gelen ışınlardan korur arkadaşlar. Soğurduğu için siyah çekerdi. Yani beyaz yansıttığı için olacak. Buradaki tek sıkıntı yani tek problem gelen ışınlardır. Gelen gazlar ya da basıncın sıfır olması değildir. B şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Bir yay dalgaları. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur diyor. K yayında oluşturulmuş. X ve Y'den yansıyanları verilmiş. Y'den de iletileni verilmiş. Yukarıdan iletildiği için yukarıdan gelmiş. E yukarıdan iletim gelmesi için bu da yukarıdan gelecek. Öncelikle arkadaşlar K yukarıdan geliyor. Ama yukarıdan yansıyor. Yani kalından inceye çarpmış. O zaman ne olacak? K Y'den kesinlikle daha kalın. E ardından L'deki yay M'ye gittiğinde tatlı atmış. O zaman M'de L'den kesinlikle daha kalın. 1 ve 3 E şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Düşey kesiti şekildeki gibi olan dik silindir biçimindeki KL kaplarının yükseklikleri eşit. Taban yarıçapları R ve 2R'dir. K kabı tümüyle su dolu. L kabı boştur. Şimdi arkadaşlar K kabı H, D, G eşittir P oluyormuş. Artık yarıçap R A'sa yarı çap 2R 4A'dır. Kek kabının tamamı L'ye döküldüğünde yükseklik H bölü 4 olacaktır. Bu da artık 1 bölü 4 B şıkkının doğru cevap olduğunu gösterecektir. Sıfılar homojen olarak karıştırılırsa hangileri nasıl değişir demiş. Şu an cam balonun bağlı olduğu ipteki gerilme kuvveti sıfırdan farklıymış. Öncelikle arkadaşlar kütle tabii ki de değişmez. Kütle değişmediği için dinamometrenin yani baskülün gösterdiği değerde değişmez. Şimdi bakacağız. Aşağı doğru balonun bir ağırlığı var. İp gerilmesi var. Yukarı doğru kaldırma kuvveti var. Tamam. Sıvılar karıştığında artık balonun bulunduğu sıvının öz kütlesi artacaktır. Bu da kaldırma kuvveti arttığı için ağırlık değişmeyeceğinden ipte oluşan gerilme kuvvetinin de artacağının göstergesidir. A şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Şekil 1'de nötr olan K ve L küresel cisimlerinden K nötr olan P kumaşına L'de nötr olan S kumaşına sürtülüyor. Öncelikle sürtülmede her zaman zıt işaretli olursun. Sonra bir noktaya bağlandıklarında şekil 2'deki gibi hareketsiz kalmışlar. Yani arkadaşlar, hareketsiz kalmalarının sebebi ne olabilir diyor? Bence burada çekirdeği bir de ya. Yani hareketsiz kalıyorlarsa demek ki bunlar birbirlerini itiyor, çekmiyor. Burada kaldı. K ile L'nin yük işaretleri zıtsa şekerlerdi. Yanlış. L ile P'nin kızı olsun ki atıyorum L, K, L, P, S. Şimdi K ki artı olsun. L de artı olacak. O zaman P ve S eksi olacak ki sürtünme ile elektriklenme sonucunda aynı işaret zıt işaretli aynı birlikte olayım. 2 ve 3 bunları sağlıyor gençler. D şıkkı. Düşey kesti verilen kapta aynı cins X ve Y gazları şekildeki gibi dengede olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Öncelikle aynı yatay hizadaki noktaların kesinlikle arkadaşlar aynı sıvıda bulunuyorlarsa toplam basınçları eşittir. Burada x'in basıncı y'den niye küçük gençler? Çünkü denge sağlandığında buradaki hacim fazla basınç düşük. Yani y gazının hacminin fazla olması basıncının düşük olması ya da şöyle bilin gençler. Burada H1D1G var. Artı PY var. Şekil 2'de H2D2G var. Artı Px var. Dengelenecek ya. Ki şu yüksekliği de görmedim saymayın. Yani bu yüzden birinci öncülüm doğru. Musluk açıldığında artık h bir artar. H2 azalacaktır. Çünkü Y'nin gazı daha fazla olduğu için böyle gidecektir. Basınç yüksekten alçağa doğru. Musluk açılıp denge sağlandığında esnek balonaj hacmi artar. Çünkü arkadaşlar molekül sayısı azaldığı için tabii ki de basınç azalıyor. Hacim artacaktır. Paran varsa ne rahat formülünden. Hangi iki direncin uçları arasındaki potansiyel farklar eşit demiş. Yani aslında hangi dirençler paralel diye soruyor bana. A, B, 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 B. B. A, burası da A, burası da A, burası ise C. C, B, C, B, M ve N. E şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Düşey kesiti şekildeki gibi olan bir kap içinde sıvı ve ucu açık bir boru ile şekildeki gibi denge değmişiz. Borunun ucundaki hava üflenince borudan dışarı sıvı püskürdüğü gözlemleniyor. Bernoulli ilkesi akışkanların basıncı. Akışkanlar tabii ki de basıncın fazla olduğu yerden az olduğu yere doğru akarlar. Doğru. Akışkanların hızının arttığı yerde basınç azalır. Doğru. Ki burada hız arttığı için basınç azalıyor ve buradaki basınç suyu püskürtüyor. Tabii ki de akışkanlar ki burada sıvılar kendilerine yapılan basıncı her doğrultuda iletir. Bu da doğru. E şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Bu hafta elektrik çok fazla var. Geçen hafta da mesela canlı yayında da optik ve kaldırma kuvveti basın çok fazla vardı. Hiç problem değil arkadaşlar. Yaklaşık 15 tane soru sonra ikinci bölümü de bitiriyoruz. Üçüncü bölümde optik yapacağız. Şimdiden sorularınızı atmaya başlayın gençler. Çok isterseniz haftada iki bölüm çekeriz. Bilginiz olsun. Burada sizin istediğiniz bağlı. Lütfen yorumlara da sizleri görelim gençler. Şimdi bunlar voltmetre ise. Voltmetre iç direnci çok büyük olduğu için üzerinden akım geçmez. O yüzden bu 2 de, bu 1 de, bu 4 de seri bağlıdır. Buradan iyi geçer. Buradan iyi geçer. Buradan iyi geçer. Bu voltmetre I çarpı 3 R'ye bağlıyken iken bu voltmetre I çarpı 4 R'ye bağlı. 3 bölü 4 B şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Öz kütleleri sırasıyla dv ve 2 Birbirine karışmıyorlarmış. X ve Y sıvılarının bulunduğu kabın içine K cismi konulduğunda hacminin yarısı X sıvısında kalacak şekilde yüzerken L konulduğunda şekil 2'deki gibi konumlu dengede kalıyorlarmış. K'nin hacmi de L'nin hacmine eşitmiş. L'nin öz kütlesini soruyor. Çok uzattık değil mi? Şimdi K'nin öz kütlesini bulalım. Arkadaşlar yarım hacmine V dedim. Ve yüzüp ya da askıda kaldıklarından dolayı ağırlıkları kaldırma kuvvetlerine eşit. V, D, G eşittir. 2 V, D cisim çarpı G. K'nin öz kütlesi D bölü 2'ymiş. Bilginiz olsun. Şimdi... L ile K'nin toplamına bakacağız. Hacim eşit, süper. Arkadaşlar, V şöyle yazalım, şurayı sileyim. V2Dg artı VDG eşittir. Artık şurası var. 2V D bölü 2 çarpı G artı ki bunlar tüm hacım. tüm hacım. pardon, tüm batmış. Bunları hep 2 yaptım, şuradaki yaptım. 2V DL çarpı G. 4, 2 daha 6. E arkadaşlar şimdi 6'yı 1 çıkardım 5, 2'ye böldüm 5 bölü 2. Matematik işlemini seriye geçtim. Çok güzel bir soru. Yukarıda şekildeki gibi devre parçasındaki akımdan 4 geçiyormuş. X direncinin değerini sormuş. Süper. Öncelikle arkadaşlar bu üçü paralel ve artık bu ikisi de şöyle gösterelim. Buraya B diyelim. Buraya A, buraya A, buraya A diyelim. C, 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 C diyelim. Yani 3, X, 2 paralel. 3 ile 6 onlara paralel. O zaman tamamını siliyorum. Tamamını siliyorum. Sildim, 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 sildim. 3'ten 4 geçiyorsa 2'den 6 geçer. Süper. 6'dan 4 geçiyorsa bu 3'ten var ya gençler. 24 olması için 8 geçer. O zaman X'ten de 2 geçecektir. E çarpımları 12 olması için X'in de 6 olması gerekir. Evet teller gerdirilip titreştirildiğinde çıkan sesin frekansını sormuş. Yayı gerdiren kuvvetle doğru orantılı. Uzunlukla ve kalınlıkla ters orantılı. Yani burası 2. Burası 1 bölü 2. Burası 1 bölü 4. Bir daha söylüyorum. Kuvvetle doğru uzunluk ve kalınlık ile ters orantılı. Arkadaşlar X, Y, A şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Çekirdeki elektrik devresinde voltmetre 8'i gösteriyormuş. Tamam. Burası 8'i gösteriyor. E o zaman burası 32'yi gösterir gençler. Toplamları 40 olmayacak mı? 32 eşittir. 80 çarpı akımdan. Akım artık her tarafı 8'e mi böleyim? 16'ya böleyim. 2 bölü 5 gelecektir. R ile 2 bölü 5'i çarpıp 8'i elde etmek istiyorsak 4 20 olacaktır. D şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. C şıkkı diyor. Ben bir daha hesaplama yapayım. 16'ya böldüm. 2 bölü 5 çarpı R. 4. 20 gelecek arkadaşlar. Herhangi bir işlem hatası yaptığımı düşünmüyorum. Voltmetrenin gösterdiği değer. Anahtar açıkken ve anahtar kapalı ikenkini sormuş. Anahtar açıkken sadece 1, 2 tane direnç var. V eşittir. İlk 1 çarpı 2 R. Yani anahtar kapalı iken ise artık 3R bölü 2 direnç var arkadaşlar. Yani aynısında i2 çarpı 3R bölü 2. O zaman buradan 4 geçiyorsa buradan 3 geçecektir. Başlangıçta 3'tü sonra 4 oldu. Direnç zaten aynı. Tüm akım zaten o dirençten geçiyor. B şıkkı doğru cevabımız. Kap tabanlarındaki sıvı basınç kuvvetleri eşitmiş. Hmm. Şimdi bakacağız. Arkadaşlar burada eşit hacimde sıvılar varmış. Süper. Ağırlıklarına bakacağız. Burada sıvı basınç kuvveti ağırlığına eşit. Burada sıvı basınç kuvveti ağırlığından büyük. Burada ise sıvı basınç kuvveti ağırlığından küçük. Yani o zaman arkadaşlar M'nin ağırlığı. Şimdi F'ler eşit ya. M'nin ağırlığı K'den o da L'den büyüktür. O zaman öz kütlede hacimler eşit olduğu için doğru orantılı olacaktır kütle ile yani ağırlıkla C şıkkı doğru cevabımız. Çekildeki gibi eksi yüklü K cisminin etkisinde olan bileşik iletken X, Y ve Z cisimlerinden hangileri topraklanırsa Z nötr olur arkadaşlar. X, Y, Z dokunma mı? Dokunma. İster X'i toprakla, ister Y'yi toprakla, ister Z'yi toprakla. Dokunma ile elektriklenme sonucunda yüzde yüz ama yüzde %100 ne olursun? Aynı olursun. Birini toparladıktan sonra hepsi nötr olacaktır. E şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Şekildeki elektrik devresinde direnci 20 olan ütüden 2 saatte açığa çıkan ısı enerjisi 576 kilo Yani arkadaşlar akımını bulurum ben hemen bunun. I kare çarpı 20 çarpı 2 saat kaç saniye? 2 çarpı 60 çarpı 60 eşittir 576 bin kilojunu çevirdim. Bakın 1 2 3 1 2 3 hemen bir matematik işlemi yapalım. Kendimizi çok da yormayalım. Siz yorun. 576 bölü 24'ten 24 gelecek. E o zaman arkadaşlar ki 24'ü de 6'ya böleceğiz. Akımın karesi 4 gelecek. Akımda 2 gelecek. Buradan geçen akım 2 ise 20'den geçen akım 2 ise o zaman arkadaşlar 10'dan geçen akım 4'tür Toplam akım 6'dır. C şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Güzel soru. Güzel bir soru. Bence güzel bir soru. Çünkü diyottan bahsetmiş. Diyot okun yönünü gösteriyor ya. Oradan akım o yönde geçecek. Yani aslında arkadaşlar buradan akım geçmiyor o zaman. Çünkü akım böyle gidiyor. Şu an başlangıçta ampermetre birmiş. Bak 1, 2 3. Yani buradaki 3. Şurayı sileyim. O zaman arkadaşlar her bir dirence 10 diyebilirim. 10 diyebilirim. Leyostu sürgüsünü L'ye çektiğimde 10-20-30-20'ye böldüğüm bir buçuk C şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Yatay düzlemdeki K cismi şekildeki F kuvvetinin etkisinde sürtünmeli yolda X kadar yol al alarak duruyor. Demek ki duruyorsa sürtünme F'den daha büyüktür ve sürtünme kuvvetinin yaptığı iş de F kuvvetinin yaptığı işten daha büyüktür. A şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. X, Y ve Z düzlem aynaları ile kurulan düzenekle I ışık ışını X düzlem aynasına şekildeki gibi geliyor. X düzlem aynasından, Y düzlem aynasından ve Z düzlem aynasından kaçar defa yansıdığını sormuş. Arkadaşlar bakalım. 30 geliyorsa 30 yansıyacak. Şöyle şurası 30 olacak. Burası 120 burası da 30. E yine şöyle 30 olacak. Burası 90 ise geri dönecek. O zaman Z'den bir defa. Y'den iki defa. X'ten de iki defa olacak. Y, E şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Dik geldiği için kendi üzerinden geri döner. Tahta saplı metal bir çekiç oda sıcaklığındayken dışarıda hava sıcaklığının eksi 10 derece olduğu ortama bırakıyor. Metal bölümün ve ta tahta sapın kütleleri eşit ve metalin ısı iletimi daha büyük. Çekicinin denge sıcaklığına ulaşması için geçen süre 2T'ymiş. T anında çekicin tatlı sapının niceliklerinden hangileri metal kısma göre kesinlikle daha büyükmüş? Arkadaşlar, ısı iletimi daha büyükse daha fazla sıcaklığı değişecektir. E o zaman metalin sıcaklığı daha fazla azalacak. Soğuk ortama götürüldüğü için sıcaklık doğru. İç enerji değişimleri, ısı alışverişi aynı olur. Genleşme miktarı da Sıcaklığı daha fazla değişenin daha fazla olacaktır. Yalnız bir A şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. anahtar kapatıldığındaki ampermetre değerlerini sormuş bize. Hiç fark etmez. Paralel bağlı üreteç sayısı artsa da bir tanesini alacağımdan ana kol akımı değişmez. Ama her bir üreteçten çekilen akım azalacağından tükenme süresi artar. Ki o yüzden değişmez ve azalır. Yani D şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. 1, 2, 3, 4. Son 4 soru sonra sizden gelen soruların bölüm ikincisini de bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. İkinci bölümünü de bitirmiş oluyoruz. Emeğinize yüreğinize sağlık. Çok güzel sorular atıyorsunuz. Eminim ki soruları olmayan arkadaşlarımızın bile videoyu izlemesi kesinlikle o öğrenciye çok büyük katkı sağlayacaktır. Her iki pistonda U borusunda aynı anda yer alırsa Yeni denge durumu hangisi gibi olur demiş. Bakalım gençler. Şimdi her iki piston da diyor. Tamam. Şunlar aynı. K bölü S eşittir. HDG. Burada da aynısı. 2HDG'de L bölü 2S. HDG gördüğüm yere K bölü S yazarsam. 2K bölü S L bölü 2S'den artık K bakın K'de S olacak. L'de 4 test olacak ki denge sağlansın arkadaşlar. Hangisindeki gibi olur diyor. Bence burasına çok benzedi gibi geldi bana. K bölü S artı 4 HDG eşittir L bölü 2 S. L bölü 2 S yerine 2 HDG yazarsam o zaman burası değil o zaman burası. E, buraya 2 HDG yazarsam birbirlerini götürürler ama bir dakika. B şıkkı da olabilir. Bir bakalım gençler. Çok böyle işlemi kısaltmaya çalıştım. Olmadı. B şıkkında K bölü S artı HDG var. Eşittir L bölü 2 S yani 2 HDG. Evet cevap B şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. A ivmesiyle hızlanmakta olan bir aracın tavanına M kütleli cisim asılmış. Aslında AYT sorusu öğrencimizi kırmayalım çözelim tabii ki de. Arkadaşlar dengelenmiş kuvvetler etkisinde olsaydım bu geriye gitmezdi. Demek ki ben ya hızlanıyorum ya yavaşlıyorum cisme ağırlığının 3 bölü 4'ü kadar bir eylemsizlik kuvveti etki etmektedir diyor. Eylemsizlik burada 3K ağırlık 4K. Evet bu doğru olması lazım. Cisme yalnızca yer çekimi kuvveti ve ip gerime kuvveti etki etmektedir diyor. Tabii ki de yanlış arkadaşlar. Yalnız 2B şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Açık hava basıncının P0 olduğu ortamda kapalı. Kabın kapalı bölümünde sıkışan havanın basıncı 3P0'mış. Ve kaptan sıvı taşmaya başlamış. He. Şimdi bakın burası dolmuş artık. 1, 2, 3, 4. 4 HDG eşit artı P0 eşittir. 3P0 artı H üssü DG olacak. Arkadaşlar P0 kaç HDG'dir diyor. Burada D yoğunluklu sıvıyla doldurulmaya başlıyor ya. O zaman kabın kapalı bölümünde sıkışan havanın basıncına şöyle diyelim bir. Bir yani burası 3 olsun. O zaman ne gelecektir? Yalnız bıraktım. A şıkkı 1 bölü 2 bizi son sorumuza götürecektir. İşlemleri çok uzun tutmuyorum. Eğer anlamadığınız yer varsa tekrar tekrar yazabilirsiniz. Ağırlığı G ve öz kütlesi D olan K cismi içinde 3D öz kütleri sıvı bulunan kabın tabanına iple bağlandığında dengede kalıyormuşuz. T artı ağırlık kaldırma kuvvetiymiş. T kaç G'dir diyor. Şimdi ağırlık yerine cismin tümaj mı? Ve cismin öz kütlesi D yazdım. Eşittir kaldırma kuvveti. Buraya da bir de G yazacağız tabii ki de. 3 V olacak. T eşittir 2 vdgdir Yani kaç G'dir? 2 G'dir. Sonunda bitirdik arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakınız.